İlk Türk İslam devletlerindeki ekonomik yapıya bakalım. Arkadaşlar, Türk İslam devletleri sosyoekonomik açıdan gelişmiş bölgelerde kurulduklar için zamanla zenginleşmişlerdir. Yani ticaret yolları üzerinde kurulmuşlardır. İşte bulundukları bölgeler hayvancılığa, tarıma uygundu. Bu yüzden ilk Türk İslam devletleri ekonomik açıdan zenginleşmişlerdir. Peki bunlar hangi alanda uğraşıyorlardı? Daha çok tarım, imalat, ticaretle uğraşıyorlardı. Bir kısmı da yine hayvancılık yapıyordu arkadaşlar. Gelirlerin önemli bir kısmını nereden elde ediyorlar? Tarımdan. Biliyorsunuz ilk Türk devletlerinde genelde hayvancılık ilerideydi. Türk İslam devletleri yerleşik hayata daha çok geçtiği için bunlar ne yapacak arkadaşlar? Daha çok tarımla uğraşacaklar. Ama yine söylüyorum, hayvancılık yine devam ediyor. Karahanlılar döneminde yapılan tarım faaliyetlerine bakıldığı zaman Türklerin gelişmiş bir tarım kültürüne sahip olduğunu görüyoruz. Yine Gazneliler sulama kanalları açmışlardır arkadaşlar. Yine Büyük Selçuklu Devletleri'nde de sulama kanalları var, pamuk üretimi var. Türkiye Selçuklu Devletleri'nde ise arkadaşlar genelde tarım, meyvecilik ve bağcılık olarak devam etmiş. Burada yorum sorusu çıkabilir belki TYT'ye dair. İşte bir yerde sulama kanalının bulunması neyi gösterir bize? Tarımda o bölgenin ilerlediğini gösterir. Türk İslam Devletleri'nin kurulduğu bölgeler madeni bakımdan da zengindi arkadaşlar. Demir, bakır, gümüş eşyalar yapılıyordu. Biz de buradan neyi anlıyoruz? Madencilikte ileri olduklarını anlıyoruz. Ayrıca bu şehirlerde dokumacılık, dericilik, çinik, kağıt ve cam imalatı da yapılıyordu. Bu dönemde İslamiyet'in etkisiyle yeni yeni vergiler ortaya çıktı arkadaşlar. Öşür, haraç, cizye ve zekat bu vergiler arasında. Yani bunlar dini vergiler. Yine bunların yanında bağlı beyliklerden alınan vergiler, kervanlardan alınan işte vergiler, tüccar ve pazarlardan alınan vergiler de diğer önemli gelir kaynaklarıydı. Biz bu vergi çeşitlerine tek tek bakacağız. Arkadaşlar, Türk İslam devletlerinde hayvancılık faaliyetleri de devam etmiştir. Hayvan sahiplerinden ağnam denilen bir vergi alınmıştır. Bunu da bilelim. Ağnam neymiş? Hayvan sahiplerinden alınan vergiler. Karahanlılar ticareti canlandırmak için yollara kervansaraylar yapmışlardır. Kervansaray dediğimiz neydi arkadaşlar? Kervanların işte 3 günlük ilerlemesinden sonra kalıp dinlendikleri mekanlar. Burada tüccarlar dinleniyor, daha sonra yollarına devam ediyor. Gazneliler Hindistan seferinden elde ettiği ganimetleri alıp ne yaptılar arkadaşlar? Daha da geliştiler, daha da büyüdüler. Yine İpek Yolu Türk İslam devletleri için önemli bir geçim kaynağı oldu. Burada önemli olan ne arkadaşlar? Tekrarlayalım. Ağnam hayvan sahiplerinden alınan vergi. Karahanlılar işte kervansaraylar yapmışlardır. Yine arkadaşlar İpek Yolu ilk Türk İslam devletleri için de önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Türkiye Selçuklular ticareti geliştirmek için Akdeniz ve Karadeniz limanlarını fethetmişler. Buralara yatırımlar yapmışlardır. Arkadaşlar, Türkiye Selçuk Devleti deyince aklınıza ekonomi gelsin, ticaret gelsin. Bunlar hem kara hem de deniz ticareti ile uğraşmışlardır. Kervansaraylar İslam devletlerinden önce oluşturulan ribatların değişmiş halidir arkadaşlar. Ribat neydi? Ribat şu arkadaşlar. Ribatlar sınırlara yapılan karakollar. Zamanla bu sınırlar geliştiğince ne oluyor? Ribatlar içeride kalıyor. İşte o zaman da ne oluyor? Ribatlar karakol olma özelliğini kaybediyor. Daha sonra ne yapmış Türk İslam devletleri? Bu ribatları kervansaraylara çevirmişler ve ticarette mekan olarak kullanmışlardır arkadaşlar. Türk İslam devletlerinde kervansaraylarla birlikte han adı verilen yapılar da mevcuttu. Yolcular ve tüccarlar için yapılmış olan hanlar ticari amaçla yapılan ve ücretli işletmelerdi. Yine bunlar da kervansaraylara benziyor. Tüccarlar buraya geliyor, mallarını yüklüyorlar, boşaltıyorlar, işte tamirat yaptırıyorlar, kalıyorlar. Arkadaşlar, Türkiye Selçukluları ekonomide büyük bir canlılık yaratmıştı. Yalnız Moğolların yaptıkları baskı ve yağmalar sonucunda bu ekonomik canlılık zamanla önemini kaybedecek. Evet, burada da Türkiye Selçukluları döneminde Anadolu'daki önemli ticaret yollarını görüyorsunuz. Her tarafı kaplamış. Evet, şimdi gelelim en önemli kısma. İlk Türk İslam devletlerindeki vergilere. Birincisi zekat arkadaşlar. Zekat, Müslüman halktan alınan 1/40 oranındaki vergi. İkincisi öşür. Müslüman halkın yetiştirdiği üründen alınan vergi. Yani ürün vergisi. Ne oluyor? İşte tarlasında buğday yetiştiriyor. Bunun onda birini ne yapıyor? Devlete vergi olarak veriyor. Haraç, gayrimüslim halkın vermekle yükümlü olduğu ürün ve toprak vergisi. Cizye, gayrimüslim erkeklerden alınan askerlik vergisi. Biliyorsunuz Türk İslam devletlerinde gayrimüslimler askerlik yapamıyordu. Onun yerine cizye vergisi veriyorlardı. Çocuklardan, papazlardan ve yaşlılardan bu vergi alınmazdı. Bundan başka hangi vergiler var? Bağlı devlet ve beyliklerden alınan vergiler. Ülkede var olan değişik iş kollarından, yani esnaflardan, kervanlardan, tüccarlardan, pazarlardan alınan vergiler. İşte bunlar Türk İslam devletlerinin en büyük gelir kaynaklarıydı. Burada şunu karıştırmayalım. Öşür Müslümanlardan alınan ürün vergisi, haraç gayrimüslimlerden alınan ürün vergisi, cizye de gayrimüslim erkeklerden alınan askerlik
vergisi. Arkadaşlar, Türk İslam Devletleri'nde iktidar sistemi çok önemli. Bunu çok iyi bilmeniz gerekir. Bu iktidar sistemi her yerde karşınıza çıkabilir. İlk kez Hazreti Ömer döneminde uygulanmaya başlanan bu sistem, Selçuklular döneminde de Nizamülmülk tarafından geliştirilmiş ve ekonominin vazgeçilmez bir kaynağı olmuştur. Bu sistemde arkadaşlar toprak devlete ait. Biz bu topraklara ne diyoruz? Miri arazi. Tımar sistemi şu arkadaşlar kısaca. Bu sistemde toprak devletin. Devlet bu toprağa vergi hakkını ne yapıyor? Çalışanlarına, büyük devlet memurlarına veriyor. Onlar da bu toprağı ne yapıyor? Köylüye dağıtıyor. Köylü bu memurlara veriyor. Bu memurlar da bir kısmıyla geçimini sağlarken bir kısmıyla da ne yapıyor arkadaşlar? Devlete asker besliyorlar. İşte iktidar sistemi bu. İktidar sistemi sayesinde toprağın sahibi devlet iken işte çiftçiler, memurlar, askerler hepsi ne yapıyor? Geçimini bu topraktan sağlıyorlar arkadaşlar. İktidar sistemiyle merkezle eyalet arasında para transferi sorunu da ortadan kalkmış oluyor. Toprağın da devlete ait olması sayesinde devlete karşı zengin bir ne diyelim üst sınıfta oluşmamış oluyor. Yani iktidar sisteminin çok fazla faydası var diyebiliriz. Arkadaşlar, iktidar sisteminin çok fazla faydası var. Bunları tekrarlayalım. Birincisi, iktidar sisteminde toprak devletin olduğu için taşta da bir aristokrat sınıf, devlete karşı gelecek bir sınıf oluşmuyor. İkincisi, devlet askerlere para ödemiyor. Niye? Çünkü buranın vergisiyle oradaki memurlar hem geçiniyor hem de asker yetiştiriyorlar. Üçüncüsü, buralarda üretim devam ettiği için ne yapıyor? Ekonomi canlanıyor. Dördüncüsü, buradaki köylüler topraksız kalmıyor. Beşincisi, iktidar sisteminin yönetimini devralan buradaki memurlar buranın güvenliğinden de sorumlu olduğu için burada hiçbir şekilde ne diyelim güvenlik sorunu ortaya çıkmıyor. Ahilikle devam edelim. Arkadaşlar, ahilik 13. yüzyılda temeli atılmış bir yardımlaşma, bir esnaf zanaatkar kuruluşudur. Yani bunlar hem esnaftır hem de dini bakımdan da nedir? İnsanları eğitirler. Ahilik teşkilatının temeli fütüvvet teşkilatına dayanır. Burada arkadaşlar, fütüvvet teşkilatında ne var? Usta-çırak ilişkisi var. Yani usta ne yapıyor? Çırağını yetiştiriyor. O zaman ahilik deyince aklımıza ne gelecek? Esnaf ve sanatkar örgütlenmesi. Arkadaşlar, ahilik meslekler arasında yaşanan sorunların çözülmesi, üretim miktarının ve kalitesinin belirlenmesi, üretilenlerin denetlenmesi ve ürünlerin fiyatlarının düzenlenmesi gibi hususlarda görev alıyor. Yani bunları kim düzenliyor? Ahilik teşkilatı düzenliyor. Arkadaşlar, ahilik zaman içerisinde bir teşkilat olarak ortadan kalkmış olmasına rağmen bir anlayış ve ahlaki değer olarak Türk insanının özellikle de esnaf ve zanaatkarların iş ve sosyal hayatları üzerinde etkisini devam ettirmiştir.